Etrafın sarıldı. Silahını bırak, teslim ol. Şurbo, bravo. Doğru yönetim. Güzel. Güzel. Sessiz kal. Hareketsiz kal. Hareketsiz kal. Bende. Eğitim merkezimizde köpeklerimizi önce eğitim yeterlilik testine tabi tutuyoruz. Eğitim yeterlilik testimizde bir köpeğin dedektör köpek olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz. Bu testi geçen köpeklerimizde de önce burnunu doğru kullanma, akabinde de koku tanıtımı, koku tanıtımından sonra koku çeldiricilerle çalışma, daha sonra da görüntülerle seyrettiğiniz farklı alanlarda, farklı şekillerde sahaya mümkün olduğunca yakın ortamlarda arama çalışmaları yapıyoruz. Bomba köpeğini eğitmek ya da dedektör köpeği eğitmek biraz uzun ve meşakkatli olduğu için sanki ayda 3 tane, 5 tane, 10 tane köpek eğitiyormuşuz gibi gözüküyor. Fakat şu andaki eğitim sistemimizde çok daha hassas burunlar yetiştirmemiz gerektiğinden yavaş yavaş ve ağır ağır ilerliyoruz. Ben bu sorunuza barış zamanı ter dökmeyen, savaş zamanı kan döker sözüyle başlamak istiyorum. Uzun suçların ve terörün olmadığı sessizlik döneminde K9 idarecisi ve eğitmeni emniyette ya da askeriyede çalışan arkadaşlardan doğru ve yeteri kadar faydalanamadık. Zira köpeklerin şu anda burnuna alternatif bir teknoloji henüz geliştirilemedi. Yani biz eğer bu dönemde köpek eğitmeni arkadaşlarımızı doğru kullanabilmiş olsaydık bu sızmaları daha patlayıcı madde iken önlemiş olacaktık. Şehirlere gelip bu konuda yetiştirilmiş teröristlerin elinde bu patlayıcı maddeler bomba düzenekleri halini alıp vatandaşımızın, güvenlik görevlerimizin canına mal olmayacaktı. Şu anda hizmet verdiğimiz müşterilerimizin büyük bir kısmı özel güvenlik firmaları yurt dışında. Ülkemizde düşünün, özel güvenlik firmalarına uzun menzilli silah kullanma yetkisi dahi verilmişken şu anda ne yazık ki köpeğin kullanma yetkisi verilmiş durumda değil. Bu ortamda herkesin firmaların ya da örneğin metrolar, örneğin alışveriş merkezleri, örneğin insanların kapalı yerlerde kalabalık bir şekilde bulunduğu noktaların kendilerinin güvenlik önlemini almasını istiyorlar. Fakat köpek kullanmaları yasak, bir mevzuat yok. Dolayısıyla bu çelişki içerisinde gerçekten ulusal güvenliğimizi tehdit eden bir açık söz konusu oluyor. Köpeğin burnunun gerçekten çok özel yaratılmış olması sebebiyle bu maddelere çok kısa bir sürede ulaşma şansımız var. Bu köpeğin burnuna alternatif cihaz ya da teknoloji henüz daha tam olarak geliştirilemedi. Muadilleri var, uzmanlar üstünde çalışılıyor. Ama bu kadar mobil, bu kadar hızlı tepki veren henüz bir teknoloji gelişmedi. Dolayısıyla aranan maddeye çok hızlı bir şekilde ulaşım sağlıyor köpeklerimiz. Bunun yanında örneğin bir metroda bir paket var, unutulmuş bir paket. Eğer bu pakete biz şüpheli paket dersek hemen etrafını güvenlik çemberine almalı, bomba uzmanı arkadaşları çağırmalıyız. Neredeyse 20 milyonluk bir İstanbul'da bomba uzmanı arkadaşlar evine gidemez. Dolayısıyla biz unutulmuş paketleri şüpheli pakete çevirecek bir düzene ihtiyacımız var. Ve şu anda da K9'lar bu konuda en etkin enstrümanlar olarak gözüküyor. Tabii şimdi sahaya indiğimizde intikal güvenlik köpekleri olarak adettiğimiz köpeklerin doğru bir şekilde kullanılması lazım. 20 kilometrelik bir intikalde köpekten %100 performans beklemek çok yanlış olur. Uzmanların yani askeri yetkililerin intikal güzergahında riskli bölgelerde kesinlikle köpek kullanmalarını tavsiye ediyorum. Zira elinde dedektörle bir askerimizin mayın araması demek uzaktan kumandayla patlatıldığında onu kaybetmemiz anlamına geliyor.